HDP ile alakalı en önemli gündem sürekli olarak şu oldu geçtiğimiz 2-3 seçimde, yani yaşadık gördük. Hatta CHP milletvekili çıktı canım, bizim evden biri bizim partiye verdi, biri HDP'ye verdi diyen Halk Partisi vekili gördük. Burada HDP'ye baraj açtıracak bir şey olarak görüldü bu. Yani bizim Türkiye'nin majör gündem maddesi olarak HDP'nin kapatılmasını konuştuğumuz şu günlerde seçim barajını da biraz bu merkezden konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın HDP'nin şu anda Türkiye'de mühim sıkıntılarımızdan bir tanesi PKK'yı biz artık marjinal bir çizginin dışına çekmeye çalışan odaklara karşı direnemez hale geldik kamuoyunda. Utanmasadan PKK'ya terörist dediğimiz için bizi yaftalayacak ya. Yani bu şey değil mi? Mübalağa ile söylenmiş bir söz değil. Şu an Türkiye'de kendisini kültürel iktidar olarak tanımlayan öyle çevreler var ki Türk askerinin marjinal PKK'lı teröristi insanlık savaşçısı olarak lanse ediyor. Şimdi bu şey değil, hamaset yapmıyorum. Burada mühim birkaç mevzu var. Bakın step by step gelinen noktada birincisi Türkiye siyasetinin merkezine çekilmiş bir hareketten bahsediyoruz. Adamın dağdaki terörist abisinin kitabını İstanbul Kitapçısı kitapçıda satıyor. Yani İBB'ye bağlı değil mi? İBB'ye bağlı. Kitapçı, İstanbul Kitapçısı, Büyükşehir Belediyesi'nin kitapçısı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satıyor. Nasıl? Hepsini ne geçtim. Diyorsunuz? Sözün bitti ya. Hepsini geçtim. Bu yanlış. Hepsini geçtim. Yani, talihsizlik diyorum ben. Ya talihsizlik falan değil. Bu bildiğiniz başka bir şey. Kasıt. Efendim yanlışa şöyle, kibarca yanlış demenin kibarcası talihsizlik oluyor. Devam edelim. Oraya girmesinler. Burada her şeyi geçtim. Mesela şunu soruyorum. Bir kitap satıldı. Benim kitabım var. İz Yayıncılık'tan çıktı. Satıldığında bir para geliyor bir yerlere. Bunun parasını Nurettin Demirtaş'a kim iletiyor falan gibi şeyler geliyor. Ve HDP'nin bir an evvel Türkiye siyasetinin marjinal noktasına çekilmesi gibi bir gündemimiz var bizim. Bu gündem içinde baraj tartışmasının ben faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. İlla ki AK Parti'yi tökezletmek için biz HDP'ye Türkiye siyasetinde muhtaç değiliz. Muhalif olsak da değiliz. İktidara yandaş olsak da değiliz. Bizim olmazsa olmazımız HDP değildir. Bir. Anlıyorum. İki. Bu dar bölge mevzusuyla alakalı da bir iki şey söylemek isterim. Siyasal kültürün çok belirleyici olduğunu düşünürüm. Bakın Türkiye'nin Avrupa'nın hiçbir ülkesiyle mukayese edilemeyecek bir özelliği vardır. Demografik mobilitesi çok yüksektir Türkiye. Hmm. Evet. Açalım mı bunu, biraz? Açıyorum halkın zaten. Halkın anlayacağı dille. Tamam bunu açıyorum. Anlarlar zaten. Anlarlar maşallah. Step by step ama. Step by step. Halkın anlayacağı adım adım dille yani. Step by step. Step by step. Evet. Şöyle adım adım. Ya kaç senemiz yurt dışında geçti? Bazen gelmiyor, hakikaten gelmiyor. Benim de 25 yılım geçti. Tamam, ben al, siz benden daha zeki bir adamsınız. Ben size hiç zeka yarıştırdım mı? Estağfurullah. Taceddin Bey dinliyoruz ya, merak ettim. Şimdi Türkiye'nin birincisi şu hakikatini unutmayalım. Bilecik diye bir şehir var. Nüfusu 150 bini bulmaz. 100 küsür bin. İstanbul diye bir metropol var. Nüfusunun kaç olduğuyla alakalı malumatımız yok. 16 küsür milyon. O da İmamoğlu hepsini temsil ediyor falan. Şimdi bunun içindeki, İstanbul'un içindeki demografik mobiliteden kastımız şu. Birincisi dışarıdan gelme, göçlerle oluşmuş bir şehir ve çok suni. Bakın İstanbul natamam bir şehirdir. Hemen isim vereyim. Saadettin Ökten hocamızla Viyana'yı geziyoruz. Şehrin dışına çıktık, üstlerinden aşağıya bakıyoruz. Bu arada bakıyoruz. Unutmayın da mobilite hareketlilik demek. Evet. Halka şey yapmak ya için. Mobiliteyi de bilirler artık. Canım eski var, Türk, Türkçe konuşuyorum, ne biçim Türkçe konuşuyor diyorlar. Ya vatandaşımız, ya vatandaşlarımız her şeyi anlar. Ya anlar, öyle açıklamaya şimdi gerek Saadettin yok. Saadettin hocamızla Leopoldsberg'den Viyana'ya bakıyoruz. Taceddin dedi, hiç bak bakayım natamam bir şey var mı dedi bu şehirde. Yok, hiçbir bina görüyor musun üstünden demir filizi çıkmış dedi. Hani ben yine bir iki kat çıkarım bunu Allah para verirse falan. İstanbul natamam bir şehir bu anlamıyla. Tamam değil. Şimdi bu sebeple sizin söylediğiniz şeye bir düşünce olarak. Birincisi kültürel olarak da şeyin çok dönüştü. Hele İstanbul'un öyle semtleri var ki. Bitlisliler Mahallesi, karşısında Kastamonlular Mahallesi var falan. Hani bunları da göz önünde bulunduralım. Keşke İtalya'dan bahsetseydik de burası Cenova, orası Bologna, burası... Şurası Floransa olsaydı da
onun da mahalleleri kendi içinde dönüşmemiş bir şey olarak kabul etselerdi, ancak biz 60'lı 70'li yıllarda burjuva devrimini tamamlayamamış bir Türkiye olarak insanlarımız